Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Zigobi kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. En son burada bırakmamıştık ama ben buraya geleceğimi söylemiştim. Manchester City maçına kadar ilerlettim. Oynadım, kendim oynadım bütün maçları. En son Leipzig maçında bırakmıştık. Armenia'da Bielefeld maçı vardı. Augsburg, işte Mainz ve Freiburg maçları vardı. Onların hepsini ikişer gol atarak geçmişiz bu arada. Hani birer de gol yedik ama bazılarında. Hani ufak tefek. Goller yesek de sonuçta kazanarak yolumuza devam ettik. Şimdi gol asist sayılarına da bakacağız birazdan. Şimdi bölümümüze Manchester City maçıyla başlayacağız. Ondan sonra Hertha Berlin maçı var. Bayer Leverkusen. Bölümün sonunda da yine Manchester City ile rövanş maçımız olacak. Son 16'yı yenip bundan sonra çeyrek finale yükselmek istiyoruz. Ondan sonra da işte buraya Dortmund, Mönchengladbach falan yaparız bir sonraki bölüm. Mayıs ayı geliyor ama işte çeyrek final, yarı final falan da olacak Şampiyonlar Ligi'nde. O da bir yandan önemli tabii ki. 29 maç yaptık bu sezon. 24 gol, 16 asist. Gerçekten hani yılın futbolcusu olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Formumuzu mükemmele çektim bu arada. Hani çabaladık çabaladık, sonunda formu mükemmele getirdik. Üstümde City forması var ama Bayern Münihliyiz. Bir şey olmaz. Olur öyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi geçelim bakalım. Bir tık yorgunluk var değil mi? Evet, takım bir tık yorgun. Onlarda De Bruyne var, Sterling var, Lautaro Martinez almışlar, Kimpembe, Barella, Ederson. Barella orta saha değil miydi ya? Sol bek oynuyor, o başka Barella mı acaba bilmiyorum da. Yani normal City kadrosundan bir tık daha düşük kadroları var. Burada geçmemiz gerekiyor. Hatta şöyle ilk maçta bir 3-0 falan yaparsak ikinci maçı oynamaya gerek kalmaz. Hani o şekilde bir kolaylık sağlamış oluruz. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Takımı biraz daha yönetmemiz lazım çünkü yorgunuz bu maç. Bölümümüzün ilk maçında rakibimiz Manchester City. Onlar bize konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evimizdeyiz. Bakalım nasıl bir maç olacak Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ve tabii ki yılın futbolcularından aday Zigobi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Tabii orası da var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu falan olmak da önemli. Hani onları da almak önemli. Bir sonraki sezon, ha bu arada şey söyleyeceğim ben, bir sonraki sezon acaba nasıl yapsak? Bayern Münih'e bir sezon daha kalsak mı? Hani böyle kupa kazanabilmek için hem 26 yaşında olmuş olacağız. Bir sezon daha kalıp ondan sonra mı transfer olsak, ama şey, videoda göstermeden böyle. Hani video harici tak diye bir sezon atlayıp ondan sonra mı devam etsem diye bir düşünüyorum da. Bakalım şu sezonu bir tamamlayalım. Gerisine bakmış oluruz. Hadi lan, baskı. Hadi be, alamadık ya. Şu sezon bir bitsin. Alabiliyorsak kupaları alalım. Hani almaya çalışalım. Hem Şampiyonlar Ligi hem Bundesliga'yı. Zaten pokaldan falan elendik. Onlar hani gerek yok da. Bundesliga artı bir şey alırsak süper olur. Şampiyonlar Ligi geçen sezon yaptığımız gibi. Onları aldıktan sonra da önümüzdeki sezonu acaba ben video harici böyle full oynayıp bir yaşımızı ilerletsem mi? Hani Bayern Münih'te 1,5-2 sezon değil de şöyle bir 3 sezon geçirelim. Ya da 2,5 işte 3 sezon geçirmiş olalım diye düşünüyorum. Hani şimdi baktığın zaman her yerde böyle bir sene kalırsak da... Lan lan! Oo, olduk. Biraz şey olacak. Hani hızlı hızlı böyle her yere transfer olmuş olacağız. En azından böyle birkaç kulüp daha görüp tamamlayalım kariyeri yani. Hani şöyle bir 30'lu yaşları görelim istiyoruz ya. O yüzden bir sezon ilerletmek istiyorum aslında ben video harici. Öyle de bir yapmayı deneyebiliriz, bilmiyorum artık. Faul bu arada, eline çarptı. Faul değil, eline çarptı. Aha biz kullanıyoruz lan. Şurayı kullandım. Haydi oğlum. Yok. Kötü orta mı? Hocam korner kazandık ya. O kadar kötü müydü? Kötüymüş demek ki. Tamam. Ederson. Vur oğlum. Hadi be. Kimpembe. Çok da güzel vurmuştuk ama Kimpembe'den sekiyor. Kapattık önünü Sterling'in. Geri döndü. Barella. Şimdi tekrardan Sterling'e doğru var ya, mükemmel pas geldi bu arada gerçekten. Raheem Sterling. Ne yaptın lan? Oğlum ne yapıyorsun? Sterling. Maximiliano Gomez. Kaçıyorum gör. Daha da hızlı gidebilirdik ama olmadı maalesef. Şimdi güzel aktardık da. Ben onu koman atmak istedim, bir tık hızlattık galiba. Arkadakine gitti çünkü. Barella'dan ortaya. Lautaro Martinez. De Bruyne. Plata, David Soria nasıl tutamadın abi? Dakika 33'te gol yiyoruz. Burada gol yemeseydik çok daha güzel olacaktı. Hani 2-0, 3-0 falan bitirseydik ikinci maçımızı oynamaya gerek kalmazdı. İkinci deyip duruyorum bu arada.
Ama gol yiyoruz. Tutar mıydı sanki ya? Sanki tutar gibime geldi ama. Tutabilir miymiş? Ya sanki tutabilirmiş ama. Olduğu yere böyle kayarak yığılmış gibi olmuş. Gonzalo Plata. 1-0 geri düştük. Dakika 34'te. O zaman ya 2-1 falan kapatalım en kötü. Hani ikinci şeyde ikinci maçımızda, rövanş maçımızda dönebilmek için. Çünkü adamlar deplasman golü attı. Hani sıkıntı sonuçta. Şöyle verdik. Ederson'a baskımız var. Ederson dışarı attı. Çok güzel. Dakika 53. Bir an önce artık şu golü bulmak lazım. Ver buraya. Al abi. Tamam, oyuna bir daha. Verdim. Çok da güzel verdik ama. Bir daha verdim. Vur oğlum ve gol. Çok güzel geldik. Golü bulduk. Dakika 55'te skoru 1-1'e getiriyoruz. Hemen şöyle bir 70'e kadar falan. 2-1'e getirirsek mükemmel iş yapmış oluruz. Nereye gidiyoruz lan? Evet, sağa doğru gittik oğlum. Şurada çok güzel pas yolladık. Bir daha bize aktardı. Ve orada savunmayı böyle bir uyuttuk. Hani bir bize geldiler. Bir Gomez'e gittiler. Arada kaldılar böyle. Ne yapacağımızı kestiremediler. Savunma oyuncuları. Kim var şu an hatırlamıyorum da. City'nin savunma oyuncuları. Böyle bir Tonga'ya düştüler. Yatırdık onları orada. Ve burada skoru 1-1'e getirdik. Hemen şöyle bir gol daha. Hemen abi hemen. Bir gol daha lazım. Çünkü hani deplasman golü kuralı var. Bayağı söyledim bunu ama hiç yabana atılacak bir şey değil. Gerçekten şurada 2'yi bulmamız lazım. Oğlum Barella normalde orta saha değil mi ya? Sol bek oynuyor şu an. Aynı Barella mı bilmiyorum da başka Barella da olabilir tabii. O İtalyan var diye bir tane. Orta saha olması lazım. Sterling'den güzel aldık bu arada. Devam. Oyun önüme. Süpersin abi. Koşuyorsunuz Gobi. Koş oğlum. Yardır yardır yardır. Koş koş koş. Koş. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak için. Yaptık ortamızı. Korner. Berke. Berke engelliyor. Tamam. Dışarıki tarafta bekliyoruz abi şöyle. Bak şuradan plasa falan gömüşürebiliriz belki de. Çekecek o top. Dışarıda out. Sané. Oradan çok güzel bıraktı. Şimdi gönderdik Sané'nin koşu yoluna bir daha. Sané. Oyun önüme Sané. Sané bırak, Sané bırak, Sané bırak. Tamam. Koş Gobi. Bir daha ver şimdi Sané'ye topuk pası. O da bıraktı. Maximiliano Gomez çok kötü vuruş. Gomez çok kötü vurdun. Oğlum. Ya topuk paslarımız çok güzel geçiyor bu arada. Gerçekten takımı güzel hata çıkarıyoruz ama işte son vuruşlar çok yerinde değil. Oraya böyle tamamlayıcı bir santrafor lazım. Maalesef o bizde yok şu anda. Aha. Şuradan atmadık mı? Yok. Yavaş geldi ya. Daha sert vurmak gerekiyor. Phil Foden oyuna girmiş bu arada. 1-1 kalmak bizim için bir tık sıkıntı. Ya her şey ikinci maça kalmış olacak. Ama bir gol daha bulursak son dakikalarda mükemmel bir şey yapmış oluruz. Bir golde fark atmış oluruz. Öne geçmiş oluruz daha doğrusu. Oyna buraya. Upamecano. Bir daha verdim. Koş oğlum, offside yok. Koş Gnabry. Gnabry attım bunu. Gnabry yazmadan gelme. Atmadan gelme. Gnabry ve gol. Asist yapıyoruz. 2'de 2. Bu maçta 2 tane asist yaptık. Ve Gnabry'nin golüyle 2-1. 1-0'dan döndük. Dakika 84'te 2-1 yaptık. Güzel de döndük. Bu arada Gnabry aslında aşağıya Sané'ye de verebilirdi. Yani şuradan sağ taraftan Sané koşuyordu. Bomboş hem de. Ha, yanında adam da varmış. Adam vardı ama sanki atabilirdi ya. Neyse bir şey olmaz. Bir an atamayacak sandım çünkü. Kendine güvendi. Ederson da falan yapıyor. Ne yapıyor oğlum? Adam yerden vuruyor, bu havalara şey yapıyor böyle. Mete Papatya geldi akıllara bir an. Serge Gnabry'nin golüyle 2-1'i bulduk. Ya gerçekten bu acayip rahatlattı. Ya acayip değil de biraz rahatlamış olduk. Hani bir gol fark atarak sonuçta maçı kapatmış olduk diyeceğim de daha bitmedi. Erken konuşmayalım. Erken konuşmayalım. Aman diyeyim. Sterling'i tut. Milinkovic-Savic. Kapat. Çok güzel abi. Faul mal yok. Hadi oğlum. 3 gelir mi? Al şunu. Lan ne oluyor oğlum ya? Yerlerden sekiyoruz. Hocam bitir artık hocam. Yapma. Bitti hocam. Hocam. Bitti. İşte bu. 1-0'dan dönüp 2-1 kazanıyoruz. Zico bir de şöyle şöyle falan yapıyor. İşte bu. Çok güzel döndük. Tam da zamanında döndük bu arada. İlk golü 55'te falan bulduk. İkinci golü de son dakikalarda bulduk. Tam böyle güzel zamanlarda geri dönüş yaptık. Bu ilk gol değil mi? Ha yok. Sterling. O neydi lan? Ne yapmış oğlum öyle?
8.8 ortalama kaçan gol diyor ona. Ne? Oğlum adam ne yaptı öyle? Kaçan gol mü o? Barcelona Juventus diyecektim. Geçen maçları vardı ya aklıma. Bir an Juventus geldi. 3-1 kazanmış United'a karşı. Şimdi bizim Hertha Berlin'le maçımız var ama. Ha doğru. Şampiyonlar Ligi puan falan yok zaten. Doğru. Bir an puan durumuna bakalım diyecektim ki. Puan durumu zaten yok. Ha bu arada biz fark atmışız ya bayağı. Ama tabii ki bu maçları da yapmak önemli. Zorlu rakip oldukları için. Hatta bu maçı yapmayıp yani hızlı simüle edip. Acaba şöyle bir şey mi yapsak? Bayer Leverkusen'i yapıp şu ikisini simüle edip. Bence öyle yapalım. Dortmund maçını yapalım. Dur. Biz şu Hertha Berlin maçını bir simüle edelim. Tamam mı? Hızlı simüle edelim. Kaybetsek bile bir şey olmuyor çünkü. Hani zaten 59 puanız baya bir fark attık. Mağlubiyet aldık. Çok da bir şey fark etmiyordu. Dortmund yenmiş Schalke'yi. Mönchengladbach mağlubiyet almış. Şimdi bölümün sonunda o zaman Dortmund şeyini sıkıştıralım. Dortmund maçını sıkıştıralım. Ve çok daha güzel olur o şekilde. Oğlum çok yavaş ilerliyor ya. 95'im var ya, ucuna doğru yaklaştık ama artık çok yavaş ilerliyor. Ya bildiğiniz gibi. 59 puanız, Dortmund 51 puan. Ha 54 puan oldu Dortmund ama bir maç fazla oynadıkları için tabii ki bu maçı yapmak zorundayız. Çünkü Bayer Leverkusen'in 52 puanı var. Hani bize çok yetişmesinler. Farkı da kapattırmayalım ki rahat bir şekilde şampiyonluk yaşayalım. Şimdi bu maçı yapacağız. Şu iki maçı atladıktan sonra City maçı. Ondan sonra da eğer City'yi geçersek buraya Şampiyonlar Ligi falan gelecek. Bir yandan da Dortmund maçını yapmış olalım. Şimdi Bayer Leverkusen maçına geçelim bakalım. Nketiah var. Sabitzer var. Savic var ama o stoper Savic. Münih'in var. Gerson Fernandes'di galiba o. Bayer Leverkusen'de. Başlayalım bakalım. Evet, maç öncesi ısınmadayız. Undefined. Bu ne oğlum? Bir tek Bundesliga'da var lan bu arada. Aşağıda bir şey yazmıyor böyle. Sırada falan mı yazıyordu yok? Ne yazıyordu normalde ya? Sırada yazıyordu galiba. Sırada 3 nokta falan yazıyordu. O şekilde bir şey yazıyordu. Undefined yazıyor. Hala da düzeltmediler ya. Oyun bitecek artık. FIFA 22 çıkacak. Hala da Undefined yani. İnsan şunu yapmaya utanmıyor mu? Allah Allah. Hala saçma sapan hareketler. Buglar. Neyse maça biz başladık. Önemli bir maç bu arada. Ya Bayer Leverkusen açısından da bizim açımızdan da. Onlar böyle bir ikinci olmak istiyor. Şampiyonluğu alamazlar bizim elimizden de. İkinci olmak istiyor ama burada ikinciliği vermeyelim. Ayrıca Dortmund'u da yenelim. İkisini birden yenmiş olalım. İkisine birden kazık. Hem hepsiyle de puan farkını açmış olalım. Bizim açımızdan bu maçlar önemli. Hem böyle zorlu rakiplere karşı oynayınca da daha da kendi açımızdan güzel oluyor. Bastır bastır bastır. Korner. Korner kazanıyorlar. Dakika 16. Korner kullanacak Bayer Leverkusen. Kullandılar. Bizim David Soria boşluğa çıktı. Kale boş bu arada. Ha kalksana artık. Aa adam yerden kalkamıyor. El var penaltı. Aa yokmuş lan. Oğlum şöyle laps diye eline çarpmadım ya. Allah Allah. Neyse. Beleş şey aldık o zaman. Hakem görmedi çünkü. Bizde top. Çok güzel Koman. Şimdi verdik aşağıya. Bir daha önüme. Ver buraya. Tamam. Şimdi şöyle bıraktık oyun önüme bir daha. Çok güzel Zigobi girdi içeri. Zigobi ve gol. Güzel gol diyor hocamız. Tabii ki tebrikleri hak ediyoruz ve dakika 23'te 1-0 öne geçiriyoruz takımımızı. Orada şöyle bir berkaç berkaç yaptık. 2-3 tane pas alver yaptık. Buraya bıraktık. Komanda güzel bıraktı önümüze. Ve boşluğa kaçıp sol ayağımızla güzel bitiriyoruz. Aslında biraz daha sol tarafa doğru vursak güzel de olabilirmiş ama kaleci tutamamış. Hani tutabileceği pozisyonda yere yıkılmış. Sert vurduk, hızlı vurduk. Kaleci de tutamadı. Ve 1-0 öne geçirdik takımı. 19. golümüz. Güzel. Gollerimize, asistlerimize devam ediyoruz. Geçen maçta 2 asist yaptık. Şimdi ligde de tabii gol krallığına falan bakarız bu maçtan sonra. Orada da iddiamız olabilir. Ya Haaland falan şu an burada değil herhalde. Şey Dortmund'da. Ama ya kaç gol atmış bilmiyorum. Bir 25-30 tane atmıştır herhalde. O da. Diaby'den ortaya bu arada. Enkit ya David Soria. Mükemmel kurtardı. Braf. Braf kaldırdı şimdi Casemiro. Ne oldu? Nasıl penaltı ya? Lan Casemiro ne yaptın adama? Oğlum nasıl penaltı ya? Ne yaptı ki adama göremedim. Tam yere düştü de.
Oğlum Casemiro da atmış ki. Eline mi çarpmış? Gedson Fernandes yere düşmüş de. Allah Allah, bilmiyorum. Gedson Fernandes penaltıyı kullanacak. 1-1 olsa da bizim için çok sıkıntı yok. Hani berabere kalsak da sıkıntı yok bu maçı. Direkten döndü. Vay vay vay, penaltı kaçırıyorlar. Hem de taça kadar gitti top yani. Güzel. Bizim işimize gelir. Oyna bakayım buraya. Süpersin abi. Şöyle verdik şimdi ortaya doğru. Bir daha önüme. Hadi geçelim be, yapma. Bir tık daha hızlı gitmemiz gerekiyordu. Güzel, penaltıyı da kaçırdılar. O zaman biz de bu fırsatı geri tepmeyerek 2-0'ı 3-0'ı belki de bulabiliriz diyeceğim de. Geliyorlar şimdi. Galiba yedik golü. Aa, oğlum yanındakine 30 numaraya verse gol lan. Ne yapıyorsun? Günü yayından ortaya Enketia. Bizim Türk gücüne alışkın olduğumuz Enketia. Sabitzer. Casemiro'dan şimdi Zigobi'ye şöyle bıraktı. Bir ver kaça girelim, koşuyoruz şimdi. Koş koş koş. Aç ayağından. Aç ayağından. Girdin içeri, yaptın ortanı son kez. Vur oğlum kafayı. Sen vur. O şut tobor. Ya ne yapıyorsun oğlum? Gnabry. Aa, ilk yarı sona erdi de o ne biçim şut ya öyle? Aşırtma mı deniyor böyle? Plase mi deniyor? Ne olduğu belli değil. Leipzig mağlubiyet alıyormuş bu arada şu an. 1-0 mı 2-0 mı ne, yeniliyorlar. Biz de diğer taraftan kaçan penaltıyla birlikte 1-0 kazanıyor vaziyetteyiz. İkinci yarı onlar başladı. Oha! Rating ne lan öyle? Sağ üstte baksanıza, ne olmuş lan öyle? 9.1 ama böyle 9.1 falan yazıyor. Bak şimdi dur. Gelsin bir. Ha, düzeldi. Demin buglanmış değil oğlum, ne oluyor ya? Her şey buglanıyor. Aha! Ortası bomboş. Koş abi. Attım bunu. Koş 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 lan. Koş be koş. Yap bakayım orta. Buradan kafayı. Lan bir kafa golü atalım dedim de olmadı. Şöyle bir uzaktan şut deneyelim. Ver buraya. El var. Yok mu? Yokmuş be. Vur oğlum. Lan yeter. Ne çarpıyormuş birilerine ya. Allah Allah. Yap ortanı. Vur Zigobi. Hadi be oğlum, yeter. Bir kafa vuruşu, bir uzaktan şutma. Hepsini engelliyorlar. Evet, bu maçta da yine 9.1 ratingiz şu anda. Artık da bir 94, hani 95 overla yaklaştığımız için her maçımız kolay geçiyor. Bizim maçımızdan çıkmadı. Tutarsın lan, işte bu tuttu. Buraya oyna abi. İndirebilir miyiz? İşte bu. Güzel engelledik. İndirdik daha doğrusu. Oyna buraya. Kaçıyorum. İşte bu. Koş oğlum, attık bunu. Koş Zigobi. Koştun Zigobi. Rabona mı? Yok değil. Olmadı. Bir Rabona falan bir şekil yapayım dedim de olmadı ya. Keşke düzgün plase falan atsaydık. Bir şekil deneyeyim dedim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Koş bakayım. Şu belki yakını atabilir. Atamaz artık. Geldik çünkü. Leipzig 3-1 yapmış Freiburg karşısında ama yani biraz geç olmuş o. 3-1'den herhalde. Daha doğrusu 3-0'dan dönemezler herhalde. Daha doğrusu 2-1 miymiş acaba ya? 3-1 olmuş. Bilmiyorum. Raf. Raf'tan kazandık. Hiçbir şey yok. Reguilon. Ha bu arada Reguilon sol bek olarak aramıza katıldı. Transfer döneminde, ara transferde 105 milyona falan aldık galiba. Öyle yazıyordu. 105 milyon euroya takımımıza gelmiş. Verdim. Ne oldu? Aa. Biri sakatlanmış. Kim o? Kim o? 18 numara mı? 18 numara galiba. Ne olmuş ki acaba? Öyle çarpışma esnasında galiba bir sakatlık geçirmiş. Braf. Oyundan alındı bu arada. Sakatlıktan dolayısıyla. Şöyle ver bakayım. Artık bu arada hoca sağa meyve oynatıyor. Yani şu an. Hoca değiştir. Ne yapıyorsun? Ne oldu lan orada? Çarpıştık adamla. Oyna bakayım buraya. Şimdi verdik. Oyna bir daha, oyna oyna. Koşuyoruz. Koş oğlum. Koş içeri gir. Şöyle verdim. Vur oğlum, Delap ve gol. Asistimizi yapıyoruz. Kanattan içeri doğru girip pasımızı verdik. Delap'ın golüyle de skoru 2-0'a getiriyoruz. Az önce kendimiz gidip atamadık. Şimdi pasımızı verdik ve asist yapmış olduk. 24 numara Delap attı. İşte tanımıyorum bu arada kim olduğunu. Delap. Güzel vurdu. Tam böyle kalecinin tutamayacağı tarafa doğru sert vurmuş. Aslında kapatıyordu da olduğu yere yığılmış kaleci. Biraz sert vurduğu için. Liam Delap. İlk golüymüş bu arada. İlk golünü şu an attı. Dakika 84'te Zigobi'nin asistiyle. Yalnız bu maçta da yine hani bir gol ve bir asistle oynuyoruz. 10 ortalamamız var.
Gerçekten şu an için mükemmel bir oyuncuyuz ya. Hani dünyanın en iyisiyiz aslında da istatistik bakımından büyük ihtimalle. Overall açısından Mbappé'yi geçmemiz lazım. 95 overall Mbappé şu anda. Biz de 95'in ucundayız. 95 olduğumuzda dünyanın en iyi oyuncusu olacağız. Ya bunun için çıktık zaten yola. Bunun için başladık. Şöyle bir plase hadi be lan oğlum yattı önümüze ya. Gerçekten etten duvar ördü kalenin önüne. Tam böyle bir plase yapıyorduk. Neyse maç bitecek. Hocam ne zayıf pozisyon alması. Maç bitmiş zaten. Gelsem ne olacak? Güzel kazandık. 2-0. Rahat bir şekilde galibiyet aldık. Bu da ilk golümüzdü. Hatta bir tane de karşı karşıya kaçırdık. Ya ona rağmen 2-0 kazanmış olduk. Şimdi şeye bakalım. Şu gol krallığına ve asist krallığına bakalım. Kimler ne durumda? Onlara bir bakmadan geçmeyelim. Şimdi dur bakalım. Yüklensin. Evet geldik. Schalke maçımız var ama Schalke maçını yapmayalım. Onun yerine dediğim gibi hani önce bir şey yapalım. Bundan sonra olan maç nereye bakıyorum lan ben? Dur. Ben nereye girdim böyle? Şeye gidelim. City maçına gidelim. Ondan sonra Dortmund maçını yapalım. Zorlu maçlar. Şu anda 19 golle gol kralı Zigobi. Asist kralı da büyük ihtimalle Zigobi. 14 asist. Vay vay vay. Hem gol kralı hem de asist kralı şu anda Bundesliga'da biziz. Arkamızda 17 golle Haaland var. Diaby 14 gol. Jonathan David de 13 gol. Bizden Maximiliano Gomez 9 gol atmış. Asist krallığında 14 asist zaten bize yetişmenin imkanı yok. Şu an hani şu an bıraksak asist kralı olarak sezonu tamamlamış oluruz. David Soria 6 maçta gol yememiş. Sarı kartta Çetin. Mert Çetin mi acaba? 6 sarı kart görmüş. Pokal kupasında gol kralı falan. Biz asist kralı hala var bak. 2 maç oynamışız. Hala asist kralıyız orada. Küme düşme maçı yok. Süper Cup yok. Başka? UEFA Süper Cup var. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı başkaları. Bizim 5 golümüz varmış. 7 gol kralları. Asist krallığında da yokuz bu arada. Şampiyonlar Ligi'ne biraz daha önem vermek gerekiyor. Orada da böyle bir gol asist kralı olabilmek için. Şimdi Schalke maçını şu şekilde atlayalım. Hızlı simüle edelim daha doğrusu. Bizden istediğin neredeyse her şeyi yapmışız. Sadece rating olarak 9 istiyormuş. 9 yapamadık. Schalke maçı geldi. Yine 9 rating istiyor. Toplam maçlarda. Hemen hızlı simüle edelim. Hızlıca geçelim bakalım. Ne oluyor? 2-0 kazandık. Ve golümüzü de atmışız bu arada. İstatistik açısından golümüzü de atmış olduk. Bu maçta da. Belki de asist de yapmışızdır biliyorum da. 19 asist 26 gol. Vay vay vay. Haydi abi 95 ilerleyelim artık ya. Hadi bak her seferinde geliyoruz ucuna doğru. Şu gücümüz 77. Serbest vuruşlarımız kötü. Penaltılarımız kötü. Hani şu an diğer istatistiklere göre kötü olanlar. Orta açmamız 70 bir de. Onlar 70-80 civarı ya. Onlar şöyle bir 85-90'a doğru çıktığı zaman zaten 95'i ayla ile geçmiş olacağız. O kadar bile gerekmiyor aslında. Hani hepsi bir 80 overall civarı olsa 95 oluruz. Az kaldı. Şimdi Köln maçı var. Köln maçını da atlayalım. Oynamaya gerek yok. Golümüzü atabilecek miyiz bakalım. Attık yine. Çok güzel. Aa Osayi Samuel Köln'deymiş. Gol atmış. Biz de tabii ki burada golümüzü attık. Her maç hani biz oynamasak bile golümüzü atıyoruz. Ratingimizden dolayı. Ve pozisyonumuzdan dolayı Dortmund berabere kalmış. Şimdi son 16'nın rövanş maçında City ile kapışacağız. Barcelona yeniyormuş. Tottenham geçecek büyük ihtimalle. Atletico Madrid yok etmiş bu arada. 7-2 toplam skor. Dortmund geçmiş. PSG oha 6-0 geçmiş Real Madrid'i. Yoksa Messi mi geldi oyunda? Gerçekte geldi de. Oyunda yine de 6-0 yenmişler. Ya kadro ne kadar iyiyse artık 6-0 yenmişler Real Madrid'i. Şimdi 75 oldu ayakta müdahalemiz ama şey ilerlemedi. O 95'e doğru ilerlemedi çubuk. City maçı geldi çattı. 27 gol 19 asistimiz var. Haydi abi. Şurada City'yi geçelim. Ondan sonra da Dortmund maçıyla birlikte bölüm bitirdikten sonra çeyrek final rakibimizi görmüş olalım. Şampiyonlar Ligi'nde. Orada ilerlemeye çalışalım. Berke var. Yine aynı kadro. Tamamen aynı ya. Başlayalım bakalım.
Deplasman tabii. Burada atacağımız gol çok önemli. Zaten bir golde avantajımız olduğu için bayağı rahat bir şekilde gidiyoruz şu anda City deplasmanına. Bölümümüzün 3. maçında rakibimiz tekrardan City. Bizim deplasman tribünü şu an sağ tarafta. Orada küçük bir şekilde kıpkırmızı gözüküyor. Manchester City deplasmanına geldik. Biz tabii bu stadyuma Necmettin kariyerinden alışkınız ama ne alaka şimdi öyle salladığım şeyler. Ne alaka oğlum? Alakasız yani bu Zigobi kariyeri. Her neyse 2-1 avantajlı bir şekilde geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'miz yaşına başlayalım. Hani şurada atacağımız bir gol tabii ki çok önemli. Deplasmanda olduğumuz için. Ama 2-1 biterse, ya onlar 2-1 kazanırsa bu maçı uzatmalara gidiyor. O yüzden öyle olmaması için biz şöyle bir gol atıp bitirsek yeter bize. Lautaro Martinez. Geldik. Baskı yapın oğlum. Baskı yapın, kazanmış topu. Hadi oğlum önlü arkalı. Aldık. Şöyle verdik ama geçti tut. Ha, saldı top bizimki, tamam sıkıntı yok. Şey olduğu için, onlardan çıktığı için saldı topu. Şöyle kazan, bıraktık şimdi önümüze. Koş 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 koş. Oyna önüme, oyna önüme, bırak. Bırak bırak bırak. Çok güzel geldik. Hop, şöyle çektik. Bir plasa gelir mi? Kötü plasa ya. Güzel şut değil abi. Güzel şut diyor da güzel değildi o şut. Daha çok daha güzelini atabilirdik. Devam. Hadi lan. Lan. Oha ne kadar güzel attı. Ama top bizde kaldı. Sıkıntı yok. Alfonso. Ver buraya. Aha. Vur Zigobi. Hadi be. Kötü vuruş ya. Mazraoui. Mazraoui'den tekrardan Ferran Torres'e doğru. Tutabilir mi? Tutamadı. Evet. Çok hızlı geldiği için tutamadı orada. Kendime doğru istedim topu ama bizi atabilecek mi? Tamam. Maximiliano Gomez çok güzel indirdi bu arada. Gidiyoruz. Aha. Lan. İki pasta golü mü bulacağız? Gerçekten iki pasta golü buluyoruz. Zigobi deplasmanda takımını Bayern Münih'i 1-0 öne geçiriyor. Toplam skorda 3-1 oluyor. Kaleci Maximiliano Gomez attı. Gomez'den Zigobi'nin önüne doğru pas. Bir oradan bir de buradan toplamda iki pasta golü bulduk. Mükemmel bir şey yapmış olduk. Şurada önümüze indirdiler. Defansta acayip boşluk vardı. Ve toplam iki pasta golü bulduk. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz goller atmak ekstra güzel olur. Oluyor. Hani böyle tık tık ve gol. Bu kadar yani. Tık tık ve gol. Mükemmel bir şey. 1-0 deplasmanda öne geçtik. Şimdi tabii iki gol atıp uzatmalara götürmeleri gerekiyor. Biz 2-1 yenmiştik. Onlar da bizi 2-1 yenerse uzatmalara gitmiş olacak maç. O yüzden aslında her şey bitmedi onlar için ama iki gol atmaları lazım. Ki bizim maçımızdan da biraz daha rahatlamış olduk. Burada maç istediğimiz gibi gidiyor şu ana kadar. Maçın başında bu arada bayağı presli başlamışlardı ama hem biz bir tane kaçırdık, kötü pres yolladık. Hem de sonrasında iki pasla birlikte golü bulduk. Bayağı güzel ilerliyoruz. Pedro Porro aşağı doğru. Bu arada güzel geliyorlar. Ferran Torres içeri doğru girmeye çalışıyor. Penaltı falan yok. O zaman sıkıntı da yok. Kaçıyorum. Uf, bomboş kaçıyoruz. Koş. Yukarıdan kaçan var. Gördüm orayı. Şut atmadım ki. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu lan? Bir dakika. Şut atladım ki. O ne biçim ortaydı lan öyle? İnanılmaz kötü bir orta yaptık bu arada. Verdik. Oyna. Haydi oğlum hocam. Çok büyük faul bu arada. Bu sarı kart. Bu sarı karttı işte. Kullanma. Kullanma. Sarı kart bu. Ben kullanacağım. İşte bu. 30 metreden atabilir miyiz bu arada? Şöyle yapacağım. Güzel vurduk ama bir tık yavaş geldi. Onu da 30 metreden bir denemiş olduk. Demek ki daha sert vurup biraz daha böyle falso şey yapmak gerekiyor. Neyse öylesine bir vurmuş olduk. Ama sarı kart göstermedi bak. FIFA 17 olsaydı, Alexander kariyerinden biliyorsunuz zaten izleyenler. FIFA 17 kariyerinde bayağı sarı kart çıkıyor. Burada çok az veriyor yani hakem. İkinci araya biz başladık. Şöyle topu kazandık, hemen verdik. Daha doğrusu top zaten bizdeydi de. Almış olduk lan. Bizi düşündü. Ne yapıyorsunuz la? Oğlum adamların ayakları böyle makas gibi şey yapıyor havada. Tutuk. Böyle çarpışıyorlar birbirleriyle falan böyle. Neyse top bizde kaldı. Ver bakayım buraya. Bana ver. Şimdi aşağıya bıraktık. Çıkabilir miyiz oradan? Oy. Oy. Çok güzel çıktık. Yukarısı boş. Yukarısı bomboş. Gomez ya. Şu Gomez var ya. Bizim santrafor. Çok değişik bir adam. Gerçekten. Hiçbir işe yaramıyor ya. Yani gram işe yaramıyor adam ya. Kalas koysan aynı şey yapacak.
En azından top kaptırmaz belki. Yanlışlıkla top çarpar diyeceğim de golü yedik. Yan ağlar. Offside'miştir zaten, tamam. Sıkıntı yok. Dakika 56. Gnabry oyundan çıktı. Sana girdi bu arada. Biz Sana ile bir tık daha iyi anlaşıyoruz. Topu çok güzel adamın önünden çaldık. Gerçekten adamın önünden top çaldık. Zigobi, hadi be. Kendimiz atalım dedim. Bencillik yapalım dedim. Ederson kurtardı. Aa, Ederson burasında dövme varmış lan. Gülücüklü bir dövme var. Tam şu arka tarafında. Kulağın arkasında. De Bruyne oyuna girdi. 5 şutumuz olmuş. Oğlum bencillik yapmasaydık gol atardık da. Hani zaten skor olarak da öndeyiz ya. Şöyle bir bencillik deneyelim dedim. O da gitti üstüne vurdu. Aha. Ya oğlum. Bak şimdi Gomez. İlla söylettireceksin kendine. Gerçekten kalas koysak daha faydalı olacak ha. Adama top çarpıyor. Yanlış pas atıyor gidip. Verdik. Oyna. Önüme bırak. Önüme bırak. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Kaldırdık. Vur Gomez. Bu şut güzeldi. Gomez'in bu şutu güzeldi. Az kalsın gole yaklaşmıştı ama Ederson yine güzel kurtardı. Bakalım. Ya sonunda güzel bir kafa vuruşu yapmış. Havaya doğru yapsa gol bu arada. Havaya doğru yapsa gol ama zor pozisyon. Yapacak da çok bir şey yokmuş. Şimdi şu dışarıda bekliyoruz. Bak uzaktan şöyle zıbam zıbam belki vurabiliriz. İşte bundan bahsediyorum Ruben Dias. Bana ver, bana ver. Tamam. Sterling'den geriye doğru Barella. Kimpembe. Milinkovic-Savic. Berke şimdi. De Bruyne aradan çok güzel bıraktı. Yedik bu golü. Bu golü yedik. Yani De Bruyne gerçekten tam kendine yakışan pas attı. Mükemmel pas yolladı ve skor 1-1'e geliyor. Eğer bir gol daha yersek maç uzatmalara gidecek. O yüzden gol yemeden hani burada maçı kapatalım. Bak De Bruyne kendine yakışan pas attı. Lautaro Martinez de gerçekten iğne deliğinden gol attı. Skor 1-1. Şurada bir gol daha atıp maçı kapatalım. Ya da berabere kalalım. Ya bu şekilde biterse biz çıkıyoruz. Çünkü bir maç değil, bir gol fazlamız var. 3-2 toplam skor. Ama bir gol yersek uzatmalara gidiyor. O yüzden gol yemeyelim abi. Aman abi, aman dikkat. Şöyle verdik şimdi. Koşu yoluna doğru atmak istedik. Ben vermiştim de. Bir daha. Şimdi şuraya yok. Biraz beklememiz gerekiyordu ya. Tamam. Güzel aldık bu arada. Şimdi şurası bomboşmuş. Maximiliano Gomez. Bırak önüme, bırak. Yok, atamadı. Şimdi Zigobi. Oy. Oğlum. Mükemmel gördük de. Offside işte ya. Orada böyle arka arkaya çalınlayıp topu kaptırmadı ki ya. Bak. Şurada verdim de çoktan offside'miş zaten. Bizim 3 kişi offside'deymiş hatta. Adamlar bir anda böyle ileri doğru çıkınca bizimkiler bayağı Tonga'ya düştü orada. Artık son dakikalar. Bu şekilde biterse biz çıkıyoruz. Biraz böyle defansa doğru geldim yardıma. Şu orta sahayı tutalım. Evet. Şuraya verdi Milinkovic-Savic. Kapat arkasını. İşte bu. Oğlum var ya. Hem defansif müdahalelerimiz hem ofansif müdahalelerimiz mükemmel. Atağa doğru çıkartmaya çalıştık. Ayağımızın dışıyla pas verdik ama atamadık pası. Aktaramadık. Hocam pozisyona başlatma şimdi ya. Dur. Yapma. Çok güzel. Bitir hocam. İşte bu. Manchester City'yi formasını giyiyoruz ama rakip olduk. Biraz ters oldu. Ama olsun. Sonuçta 3-2 toplam skorla birlikte burada Manchester City'yi elemiş oluyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldik. Şöyle bakalım yeni bir şeyler var mı? Tabii ki rakibimizi tebrik ediyoruz. Oyuncuları falan tebrik ettik. İçeri doğru geçiyoruz. Güzel. Deplasmanda bir gol atıp maçı kapattık. Oh be, 8.9 rating. Bir gol attık, evet doğru. 25. golümüz. United 1-0 yenmiş ama galiba Barcelona çıktı. Toplam 3-2 skorla birlikte. Öyle olması lazım. Şimdi bakalım rakibimiz kim gelecek? Barcelona çıkmış, Tottenham çıkmış, Liverpool çıkmış, Napoli, Atletico Madrid, Dortmund ve Paris Saint Germain. Bunlardan biri gelecek. En son isteyeceğimiz takım Paris Saint Germain olacak. Çünkü en iyi kadro onlarda. Ya yani şu an büyük ihtimalle en iyi kadro onlarda. Real Madrid'e 6-0 falan geçmişler. O derece yani. Hani takır takırı geçiyorlar. Yani bizim burada Paris harici bir takım seçmemiz lazım. Milli takım maçları varmış bu arada. Şu maçı bir hızlı simüle edelim.
Ya da bir dakika dur. Milli takım maçları bundan sonraysa onu bir bakalım. Yok. Atletico Madrid geldi. Atletico Madrid'de tabii bir yandan iyi bir takım. Boş takım değil. Milli takım maçları ne zaman ya? Bizi çağırmamışlar mı? Ha, dostluk maçıymış. Bizi çağırmamışlar. Kolombiya ve Paraguay maçları varmış. Bizi çağırmamışlar. Olsun. Sıkıntı yok. Hamburg maçını hızlı simüle edelim. Ve Dortmund maçıyla birlikte de bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm Atletico Madrid'de başlayacağız. Gomez 2 gol atmış. Hayret. Ve biz de bir gol atmışız. Tabii ki her türlü gol atıyoruz. 19 asistimiz vardı galiba. Kaç oldu? 20 olmuş. Asist de yapmışız bu arada. Hatta aslında bu kadar farkı açmışken Dortmund maçını yapmayıp Atletico Madrid'in maçını mı yapsak ya? Birinci maçını. Bir sonraki bölümde ikinci maçını yapmış oluruz. Çünkü 10 puan fark var. Yani zaten şampiyonluğu garantiledik. Hani Dortmund'la maç yapmaya gerek yok. Biz bunu hızlı simüle edelim. Zorlu olsa da hatta hızlı simüle etmeyelim. Biz direkt bunu atlayalım. Çünkü 2 gün sonra maç var. Atletico Madrid maçına odaklanalım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir tık daha önemli. Ve zaten 1-0 galibiyet aldık. Güzel de oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibimiz Atletico Madrid 37 maçta 30 gol, 20 asist. Şurada bakalım haberler falan var mı? Haftanın en iyi 11'i. Zigobi tabii ki burada. Cengiz Ünder burada. Başka? Geç. Eze'yi rakibini 1-0 yendi diyor kulüp haberleri. Oo, Paris Liverpool'la eşleşmiş. Mart ayının oyuncusu olduk. Galiba üst üste 3 aydır ayın oyuncusuyuz. O tarz bir şey. Aralıktan beri de ayın oyuncusu olmamız lazım. Bayağı iyi oynuyoruz ya. Gerçekten mükemmel oynuyoruz. Transfer haberleri geç. Uluslararası geç. Bu şekilde. Haberlerde de ayın oyuncusu olduğumuzu gördük. Şimdi şunu bir ilerleyelim. Şu maça bir ilerleyelim daha doğrusu. Atletico Madrid'in kadrosu nasıl? Jovic var. Joao Felix var. Au var. Yeray Oblak. Ya şöyle bir 5-6 oyuncu hariç normal kadroları. Bizim kadromuz tabii ki çok daha kaliteli. Burada kazanmamız gerekiyor. Kendi evimizde gol yemezsek ekstra güzel olur. Başlayalım bakalım. Bu arada bir sonraki bölüm sezonun son bölümü olabilir. Ondan sonraki sezon dediğim gibi hani ne yapacağız bilmiyorum. Hani ben video harici bir sezon ilerletsem mi? Oynayıp bütün maçları tek tek oynayıp yeniden böyle bir tüm kupaları kazanmaya çalışıp bir sezon daha Bayern Münih'te geçirdikten sonra 27 yaşında önümüzdeki sezon transfer mi olsak? Yani şimdi hani yaşça ilerlemek istiyoruz ya. Hani böyle bir 30 yaşını 35 yaşını görelim istiyoruz ya. O yüzden acaba öyle mi yapsak ya? Bu sezonu böyle videoda bitirelim. İşte Şampiyonlar Ligi'ni falan kazanalım. Ligi kazanalım. Önümüzdeki sezon full ben şey yapayım. Oynayayım. Ondan sonraki sezon tekrardan videoda başlayalım. Ama transfer olalım. Başka bir takıma. Belki Paris falan olabilir. Güzel takımlar olabilir. O tarz bir takımlara. İngiltere'ye gitmedik mesela. İngiltere takımları olabilir. Ama İngiltere'yi tabii normalde de çok gördüğümüz için. Hani Paris'e hiç gitmedik mesela. Paris'te de çok güzel işler yapabiliriz belki de. Mbappe, Neymar özellikle. Başka tabii hani kadrolarını bilmiyoruz şu anda. O tarz oyuncular olduğu için orada. Orta sahada böyle çok daha güzel işler yapabiliriz belki de. Bakalım. Ya bir sezon ben kendimi ilerletirsem hani bir yaş daha ilerlemiş oluruz. 26 yaşında değil de 27 yaşında tekrardan videoyu başlatmış oluruz. Ve 30 yaşımıza biraz daha yaklaşmış oluruz diye düşündüm şu an. Bakalım. Şu sezonu bitirelim. Siz de ne düşünüyorsunuz bir yazarsanız sevinirim bu arada. Öyle yaparsak bence biraz daha mantıklı olabilir. Çünkü bu şekilde biraz daha şey olacak. Bayern Münih'te ben bir sezon daha geçirmek istiyorum. Hani videoda gösterirsek zaten 2 sezondur oynadığımız için biraz sıkılmış olacaksınız siz. Hep Bayern Münih olduğumuz için. Ben video harici oynadıktan sonra Paris'e falan gidersek çok daha iyi olur. Hani Paris olmaz başka takım olur orası belli olmaz da. En azından başka takım görmüş oluruz falan. Bir farklılık olur. Zaten hızlı hızlı atmaya çalışacağız. Gnabry güzel aktardı. Hocam faul. Yok muydu lan? Oğlum. Topu şey yapmıştık orada ya. Bir müdahale vardı sanki orada. Neyse boş ver. Oo, Felix çok güzel aktardı bu arada. Kore'ye'den orta. Ruben Dias direkten döndü. Dışarıda. Oy nasıl dışarıda? O top nasıl dışarıda? Oha. Oha gerçekten inanılmaz. Dur bir dakika. Nasıl çıktı lan o top öyle?
Bizimkine vuruyor. Ayağa bak ayağa. Dur şöyle yapayım. Bak şimdi. Jovic'in ayağa bak şimdi. Bam diye bizimkine vurmuş. Ulan Ruben Dias ayağını sokmuş araya. Of var ya çok ucuz yırttık he. Harbiden bayağı ucuz yırttık. Ver buraya. Al abi. Oyun önüme. Süpersin. İleri doğru çıkmaya çalışıyoruz. Çekil önden. Şimdi aşağı bıraktık. Ver bir daha. Geri oynadık. Aubameyang jübile yapmayı düşünüyormuş. Bizim takımdaydı zaten. Arada giriyordu oyuna. Yani jübile yapsa da yapmasa da çok bizi ilgilendirmiyordu. O da bırakacakmış artık. Biz de bu arada diyecektim ki bizimki koşmayı kesti bu arada. Gnabry. Joao Felix. Felix'ten Thomas Partey. Partey değil mi o? Herhalde Partey'dir ya. Arsenal'dan buraya geldiyse bir daha. Veremedik. Ronaldo. Thomas Partey. Güzel pas yolladı bu arada. Koraya. Koraya ortaladı. Bu sefer atacak mı? Ruben Dias yine. Değişik bir müdahale. Yine korner. Oğlum. Ruben Dias var ya. Çok ucu ucuna yırtıyor ha. Ya gol olması çok yakın oluyor ama bir türlü gol olmuyor. Yine Ruben Dias. Bu sefer bizde kaldı top. Ver abi. Ver şuraya ver. Ver bana ver. Ver yönlendireceğim. Al. Ver bir daha önüme. Bana ver bana. Tamam o da olur. Sıkıntı yok. Ver buraya. Oğlum hakemin forması aynıymış lan. Adamlarla aynı forma giyiyor adam. Hakem. Yine Kore'ye düşündüler bu arada. Kore'ye ortaladan mı? Bu sefer Jovic indirdi. Ruben Dias müdahale edemedi. Joao Felix'ten alamadık. Lemar. Lemar'a baskı yap. Yap baskı oğlum. Aouar. Renan Lodi. Aldık mı? Hadi be oğlum bir ayak koysa var ya alacak ha. Aouar. Güzel aktardı. Joao Felix vurdurma. Atabilir bu arada oradan. Vurdurma. Şu an büyük ihtimalle çok güçlüdür bu arada. 92 overall falandır Joao Felix. O yüzden dikkat. Tamam. Koşuyoruz. Pasımızı aktarmadık bilerek. Biraz şöyle kaçmalarını bekledik. Kaç abi. Şimdi aktardık. Offside var mı? Yok galiba. İşte bu offside yok. Pas geldi. Kafa vuruş hadi be. Luis Felipe. Dakika 45. Uzatma vermedi hakim. Dur bakayım. Korneri kullandı bizimkiler. Bana oyna. Yapıştır Zigobi. Vur lan oradan. Tamam bir şey yok. Bitti. Şu an için bir sıkıntı yok. Hani gol yemedik ama bir gol atarsak bayağı güzel olur. Çünkü avantajı elde etmemiz lazım. İkinci maça geçmeden önce bu şekilde biterse aslında avantajı zaten elde etmiş oluyoruz. Hani 0-0 biterse bu şekilde. Çünkü deplasmanda gol atamamış oluyorlar. Ve bir sonraki bölüm diyelim. Bir sonraki bölüm ilk maçımızda da avantaj bizde olacak. Çünkü deplasmanda olacağız. Atacağımız gol çok değerli olacak. Ama işi çok şansa bırakmadan şurada 1-0 kazanırsak bayağı bir avantaj elde etmiş oluruz. Özellikle gol yemezsek daha da büyük avantaj tabii ki. O var. Hadi be. Alamadı bizimkiler. Ortaya verecek büyük ihtimalle tamam. Hocam nerede kalayım? Pozisyonda kal diyor da nerede kalacağım? Daha da ileri çık diyor herhalde. Şurada bekliyorum. Hadi oğlum. Bak yukarısı bomboş ya. Şurada bir topu kazansak var ya. Üst taraf bomboş bak şu. Evet Partey'in olduğu yer bomboş şu anda. Yardıma geldim. İşte bu. Oğlum var ya yardıma gelip topu kazanıyoruz ya. Süper bir şey. Şuraya aktardık. Ya. Bir daha verdik. Tamam sıkıntı yok. Oyna bir daha. Bırak önüme. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi be. Kötü bıraktı ya. Partey'den Joao Felix. Şimdi yukarı doğru Renan Lodi. Lodi geri verecek. Geri dönecek değil mi? Kapattım. Dönemez bu arada. Ta geri dönebilir belki. Baskı yaptık. Geldik onu da baskılıyoruz ama ortaya verdiler. Zayıf pozisyon alma. Hadi be abi ya. Yapma. Yapma. Gol yeme, gol yeme, gol yeme, gol yeme. Kapat orayı. Çok güzel. Ruben Dias. Var ya maçın adamı şu ana kadar büyük ihtimalle Ruben Dias. Hani reytingi kaç biliyorum ama şu ana kadar çok kritik müdahaleleri var. Gol yemediysek onun sayesinde şu anda. David Soria. Devam. 0-0 berabere kalmamız bizim açımızdan çok kötü değil ama şurada son dakikalarda gol yersek işler biraz kötü duruma düşebilir. O yüzden gol yemeden bir gol atalım. Kaç kaç kaç. Aşağıdaki kaç. Koş oğlum aşağıdaki. Koman. Koş Koman.
Yap ortanı Koman. Arka tarafa doğru ama Luis Felipe orada. Son dakikalarda yaşıyor, bir isteyeyim dedim de. Daha o kadar şey değilmiş ya. Süre varmış yani. Keşke istemeseydim. Belki atardık lan. Biz de. Hadi oğlum. İşte şimdi son dakikalar. Aşağıya bıraktık. Koş Koman. Koman yap ortanı. Koman. Abi Koman. Ya oğlum. Ver şuraya ver. Vur Zigobi. Lan adam değil, adam değil. Korner. Korner olması lazım. Korner mi lan? Evet korner. Hadi oğlum. Buraya. Nere? Ne? Ne? Adam korneri dışarı kullandı. Oğlum sen kimsin lan? Kim kullandı lan onu öyle? Lan koskoca Bayern Münih ve Atletico Madrid maç yapıyor. Biri korneri dışarı kullanıyor lan. Oğlum. Ya ne yaptın öyle ya? Öf neyse. Bu maç herhangi bir gole katkı yapamadık. Ama 7.9 neredeyse 8'e yakın ortalamamız var. Paris Liverpool'la 2-2 berabere kalmış. Deplasmanda Liverpool 2 gol attığı için belki de önümüzdeki maç Liverpool geçebilir. Belli olmaz yani o durumlar. Şimdi Wolfsburg'la maçımız varmış. Ondan sonra şey var. Atletico Madrid'le öbür maç var. Şey yapabiliriz bu arada. Şimdi bir düşünelim onu. Bir sonraki bölüm bu lig maçlarının hiçbirini yapmayalım. Hızlı simül edelim. Biz Şampiyonlar Ligi ile yapıp şeyi bitirelim, sezonu bitirelim. Zaten şampiyonluğumuz garanti gibi bir şey ligde. Atletico Madrid'i geçersek, geçtiğimizi varsayarak konuşuyorum. 0-0'dan sonra bu maç bir maç olacak. Geçtikten sonra yarı final maçları gelecek. 2 maç. O 2 maçı da kazandıktan sonra final maçı gelecek şuraya. 31 Mayıs'a geliyor veya 30 Mayıs'a geliyor maçlar. Buraya final maçı gelecek ve toplamda 4 maç yapıp Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte bölümü bitirmiş oluruz diye düşündüm. Hani lig maçlarının hepsini hızlı simüle edelim. Çok da şey yapmaya gerek yok. Oynamaya da gerek yok. O şekilde ilerleyelim. Zaten gördüğünüz gibi. Oho, puan farkına bakar mısın oğlum? Bu ne? Yani deli dehşet puan farkı var. Bunları hızlı simüle ederek geçelim. Bir sonraki bölüm oradan devam etmiş oluruz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.